Herkese selamlar dostlar. 18 Ocak 2023 hatta 2024 Perşembe iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 6 adet mücadelemiz var. ideal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Videoya gönderdiğiniz beğeniler için çok teşekkürler. Bu beğeniler böyle devam ederse ben sizlere ideal kombin önermeye devam ederim. Tekrardan bir adet ideal kombinem var. Bu videoda kazanç üyeleri gerçekten son 2-3 gündür çok güzel kazanarak ilerliyoruz. Kazanç sağlayan herkese tebrikler. Birazdan rapor birlikte başlayalım. Öncelikle bir adet maç skoru yarışmamız var. Maç skoru yarışmamız, yarışmamız Galatasaray ile Ümraniye'nin günün mücadelesi Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 9'da oynanacak bir karşılaşma. Maç skoru ne olur sizlere sorduk bilen bir arkadaşımızı gruplarımıza alalım. Onun dışına geçtiğimiz zaman da daha önce yapmış olduğumuz Beşiktaş maç skoru bulunan kazan arkadaşımız da Nexus isimli kanal. Bana Instagram üzerinden mesaj atabilir. İletişim adresimiz Instagram'dır. Ekrandadır arkadaşlar. Kangal Bey hesabına mesaj attığınız zaman da 5861 takipçili bir hesaptır her türlü soru görüş öneri gruplara gelmek isteyen herkes de benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirler. Mislerle devam edelim arkadaşlar. Dün iki adet mislimiz vardı. Bir tanesi 900 misli bir tanesi de 1200 misliydi. Ee, soldan başlayalım. Gece NBA mücadelesi vardı. 3 tane mücadele vardı. Ben Pee'nin burada kazanmasını bekliyordum. Denver'a karşı hatta açıklamamda son 2 maçında hem Pee'nin hem de Denver'ın izlemiştim. Ee, yani Jokic hatta küfür ettim pezevenge. Dedim ki ya bu böyle stop oynar gibi taşak geçiyor dedim basketbolda. Disiplin dedim her şeyden büyüktür dedim. Basın dedim piye. Anasını belledik parayı cebimize indirdik. Çok güzel orandan. Yasalda 1.67'de bir oran vardı zaten. Ben tekli kupon verdim. Tekli kuponum da 2.11 gibi orandan 5 fark atarıydı ki geldi de arkadaşlar. Diğer mücadelem Beşiktaş'ın Eyüp Spor karşılaşması. Beşiktaş tarafıydım. Beşiktaş'ın kupadan başka bir çaresi yoktu. Kadrosu da iyiydi. Maç sonu beni doğrudan önerdi. O şekilde bunu da kazandık. Devam ettik. 2 adet kuponumuz vardı. Hem pazartesi günü günün kombini hem de salı günü günün kombini kazandı arkadaşlar. Çarşambayı da verdik. Umarım o da kazan sağlayarak devam eder. Pazartesi günü ideal kombinimize baktığımız zaman da 2.26 falan olanı vardı bunun. Diğerinde 2.24 bin oranı vardı. O şekilde kazanarak da devam ettik. Geçtim bunu da. Herkes açık telegram grubumuz var. Açıklama ve yorumlar kısmında buraya da tercihler atmaya devam ediyorum. Ara ara mutlaka buraya da katılarak da sizler de kazançlarını sağlayabilirsiniz. Canlı olarak zaten gruplarımızda da devam ettiğimizi söyleyelim. Sizlerden şöyle artı 600 isteyelim mi? Gelir mi 600? Yani 3-4 bin kişi izliyor. 600 kişi beğenir mi? beğenir diyerekten de başlayalım. Artı 600 beğeni bekliyorum sizlerden. Beğeni ve yorumlar için de ekstradan teşekkürler. İlk mücadelemiz de Trabzonspor'la Manisa mücadelesi. Trabzon'un burada mutlak galibiyeti bekleniyor. 1-11 gibi oran açmışlar zaten Trabzon tarafına. Ben de Trabzon galibiyeti bekliyorum ki Trabzon zaten kupaya önem veriyor. Hatta 3 sene önce mi ne zaten Ziraat Türkiye kupasını Trabzon Spor kazanmıştı. Yine aynı şekilde zaten ligde de çok yapacak bir şeyleri yok. Kupaya önem verecekler. Gelecek sezon Avrupa'ya gitmek için Beşiktaş gibi aynı şekilde. Ben burada 4.5 altında bir Trabzon galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. Oran da 1.38 bandında. Mücadelede bence Trabzon zaten galip gelecektir ama 2-0-3-0 ayarında gelir diye düşünüyorum. 4.5 altında bir yaparaktan da oranı ideal seviyeye getirdim. İkinci mücadelen Fildişi sahiliyle ile Nijerya karşılaşması. Fildişi ilk mücadelesini kazanırken Nijerya ilk mücadelesinde bir birlik bir beraberliğe kaldı. Aslında Nijerya daha iyi oynadı fakat domine etti mücadeleyi kazanamadı. Bir bir berabere bitti. Penaltıdan yedi sanırım o maçta da golü. Şimdi her iki takımda da çok kaliteli isimler var. Nijerya'da Süper Lig'den var, Osimen var. Bildiğiniz isimler çok fazla. Fildişin'de de keza öyle. Bildiğimiz isimler sağlarda. Ama şunu söyleyeyim ben sizlere. Yüksek oranıyla aldım bir karşılaşma. Kaçamak bir tercih. Olası ben bir birlik bir skor bekliyorum. Bir birlik beraberliğe göre kaçamak tercih yaparaktan da maç genelinde 2-3 gol tercihini 1.84 1.83 gibi orandan yüksek oran önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilir diyerekten de geçtim. Galatasaray ile Ünvaniye'yi maç skoru ne olur diyerekten de sizlere sorduğumuz bir karşılaşma. Bence Galatasaray tarafında bir galibiyet gelecektir. Bu zaten beklenen. Ümraniye'nin durumu şu şekilde göstereyim. Ee, son dönemde iyi gidiyor. Fakat biraz lige odaklanması gerektiğini düşünüyorum. E, ee, Playoff'a girmek için dediğim gibi şart. Ya yani Galatasaray zaten burada yedek kaldı. Genç oyuncularla mücadeleyi kazanacaktır. İlk yarıdan bir galibiyet bekliyorum. Ben ilk yarı Galatasaray'ın burada en kötü 1-0 içeri girmesini. ilk yarı galibiyeti de 1-37 gibi oranlarla değerlendirdim. Değerlendirecekler burada idare düz gitsin. Bence arenada ilk yarıdan gençler de olsa bir gol bulacaktı diye düşünüyorum. Icardi de bu arada Van'dan ara sabah gönderi atmış Türkiye'ye dönüyorum diyerek. muhtemelen Trabzon mücadelesinde de Galatasaray'da sağda olma ihtimali yüksek bilgimize. Her karşılaşmamızda Atletico Madrid Madrid'de Real Madrid karşılaşması. Son dönemde gerçekten güzel maçlar izleten iki takım özellikle karşı karşıya geldiklerinde ve özellikle bu dönemde yani şu son La Liga döneminde Barcelona, Atletico Madrid ve Real Madrid güzel gollü maçlarda, kendi aralarındaki oynamış olduğu maçlarda bile gollü maçlara imza imza atıyorlar. Bu maç bir kupa mücadelesi. Onun da bilgisini vereyim. Lig mücadelesi değil. Yine aynı şekilde kadroda rotasyonlar olabilir arkadaşlar. Onun bilgisini vereyim sizlere. Şöyle bir önerim olacak benim sizlere. Ben burada idealden bir KG var bekliyorum zaten. İdealden gelme ihtimali de yüksek bence. KG varın gelme ihtimali. Onun dışında bir de şöyle bir önerim olacak. Turu geçen tarafın Real Madrid olacağını düşünüyorum oranın 1.59 gibi oranı var. Bence tur buradan Real Madrid tarafından gelecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçtim diğer mücadeleme. Alba Berlin ile Bayern Münih mücadelesi. Şimdi dostlar bu benim ideal kombinemin ilk mücadelesi. Ben burada Alba Berlin ve Bayern Bu bir Almanya derbisi diyeyim ben sizlere. Euroleague'de Almanya derbisi. Ee, kadro olarak baktığımız zaman da Bayern Münih'in daha kaliteli olduğunu ve son dönemde özellikle Obst yani çizgi dışından üçlük olarak da çok güzel bir performans sergiliyor. Ben burada Bayern Münih tarafındayım. Bayern Münih buradan doğrudan kazanırını ideal kombineminde ilk mücadelesi yapıyorum. Bence burada Bayern tarafı doğrudan kazanacaktır. Hatta oran almak isteyenler biraz daha handikabı da değerlendirebilirler arkadaşlar. Ben düz maç sonu 2 aldım. Ideal kombineme koydum ama burada 4 fark atarının, 5 fark atarının oranı zaten. 7 fark atarının oranı 2.26. Yani burada alacaksanız Bayern tarafına gidin. Biraz da oran almak isteyen varsa handikabı da arttırsın diyerekten geçeyim. Son mücadele Bologna ile Asfer karşılaşması. Bu maçta bence gelme ihtimalisi çok yüksek bir karşılaşma. Neden onu anlatayım ben sizlere. Euroleague'de son dönemde çok iyi bir Bologna takımı vardı. Gözlemlediğim kadarıyla son 2-3 mücadelesini bana göre şimdi bir belgem veya şeyim yok ama oynamadı abi sattı. Sattı abi. İzleyen biri olarak söylüyorum. Adam 8 hafta orada galibiyet galibiyet almış. Aynı oyun eksik yok, gedik yok geliyor. Ne oldu karından kavga ettin burada maça mı yansıtıyorsun abi? Yani o yüzden dalga dümen işleri çok döndü. Buradan Bologna'da kazanma vakti geldi. Biz burada Bologna tarafını aldık. İdealden aldık. İdeal kombine de koyduk. 1 Euro, Eurolik kombinesi. 5 fark atarını aldım. İdeal kombineme koydum. Oranı arttırmak isteyenler bu da Bologna'nın sayısına veya Bologna'nın atacağı handikap sayısına da yönelebilir Tamamen size kalmış. Ben burada Bologna'nın burada en az 5 fark atarak kazanmasını bekliyorum. Bir adet ideal kombinem vardı. Ekrana gelsin. İdeal kombinem arkadaşlar Euroleague kombinidir. 1.44 orandan 1.39 oranı var. İdealdir. Bayern Münih'in burada kazanmasını Alba Berlin karşısında galibiyetini bekliyorum. Almanya derbisidir. Bologna'nın da burada en az 5 fark atarını aldım. Bu şekilde ideal kombini yaptım. Değerlendirecek her gibi de bol şanslar. Videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.